Bu videoda basamak değeri, evet bunun ne anlama geldiğinin üzerinden geçeceğiz. Ancak bu defa bunu ondalık sayılar kapsamında gerçekleştireceğiz. Küçük bir tekrar olması için önce 973 sayısını ele alalım. En sağdaki basamağın birler basamağı. Birler basamağının solundakinin onlar basamağı olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Onlar basamağı birler basamağından 10 kat büyük. Ve onlar basamağının solunda da onlar basamağından 10 kat büyük olan yüzler basamağı vardır. Başka bir deyişle bu 9, 9'u değil, 900'ü temsil eder. İsterseniz 900 de yazabiliriz. Benzer bir mantıkla buradaki 7 de 7'yi değil, 70'i ya da 7 tane 10'u temsil eder. 3 ise 3 tane 1'i, yani kendisini, 3'ü temsil eder. Şimdi, bu kısa tekrardan sonra, videonun başında da söylediğim gibi, ondalık sayılarla devam edeceğiz. Evet, şimdi buraya bir virgül koyacağım. Virgül bize birler basamağının nerede olduğunu gösterir. Başka bir deyişle, virgülün solundaki basamak birler basamağıdır. Ondalık sayılarla çalışmaya başladığımızda, virgülün sağında da basamaklar olduğunu göreceğiz ve zaten ben de size bu basamaklardan bahsetmek istiyorum. Yüzler basamağından onlar basamağına, onlar basamağından da birler basamağına geçtiğimizde, ona bölerek geldik, öyle değil mi? Buna göre, burada ne olacağını bana söyleyebilir misiniz? Evet, 1'i 10'a bölersek ne olacak? 1 bölü 10 ya da 10'da 1 elde ederiz ve bu mantıkla bu basamağa da 10'da birler basamağı adı verilir. Bunun sağındaki basamak ise 1 bölü 10'u 10'a böldüğümüzde elde edeceğimiz yüzde birler basamağı olarak adlandırılır. Sağa doğru ilerlemeye devam edersek ki bunu sonsuza kadar da yapabiliriz, 1 bölü 100'ü 10'a bölersek 1 bölü 1000 ya da 1000'de birleri elde ederiz. Hemen bunu da not edelim, 1000'de birler basamağı. Ve şimdi de bu sayının 973 yerine 973,526 olduğunu düşünelim. Bu rakamlar neyi temsil ediyor olabilirler? Mesela buradaki 5, artık 5'i değil, 5 tane 10'da birliği temsil ediyor. Bunun 0,5'e ya da 5 bölü 10'a eşit olduğunu da düşünebilirsiniz. Nasıl devam edeceğimizi anladınız değil mi? Evet, buradaki 2 de 2'yi değil, %2'yi temsil ediyor. Açık açık yazalım, %2. Bunu da 0,02 ya da 2 bölü 100 olarak yazabiliriz. Şu an virgülün 2 basamak sağındayız. İsterseniz şimdi videoyu durdurun ve bu 6'yı nasıl yazabileceğimizi de siz düşünün. Evet, 6, 6'yı değil, 1000'de 6'yı temsil eder, öyle değil mi? Bunu da 0,10'da birler basamağı değil, yüzde birler basamağı değil, evet 6'yı 1000'de birler basamağına koymamız gerekecek. Böyle yazarız ya da 6 bölü 1000 diye. Böylelikle basamak değerlerinin virgülün sağına doğru da devam ettiğini ve bunların ne anlama geldiğini öğrenmiş olduk.